Hadi bakalım. Geldik. Hadi bir cesaret içeri girip söyleyelim mi? Mehmet çok utanıyorum. Ben gelmeyeyim ne olur. Aa, hadi bakalım. İtiraz istemem. Ya ne olur zorlama beni Mehmet. Hazır değilim. En azından sen barışacağımızı çıtlat. Biraz alışsınlar. Sonra da beraber geliriz. Söz ne olur. Gümüş bak uzatmayalım derim. Söyleyelim gitsin. Ne diyeceğiz? Siz burada üzülürken biz tatilde okyanusa mı giriyorduk diyeceğiz? Oh ne hala. Ya ne olur ben dedemin yüzüne bakamam. Lütfen ne olur. İyi tamam bekle. Meli'yi alıp geleyim ben. Tamam. Mehmet. Efendim. Sağ ol. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Rukiye, bu seferki erkek içime doğuyor. Çok heyecanlandım birden. Kızıma kardeş geliyor. Ailemize bir can daha ekleniyor. Rukiye bak senin sanki ateşin var. Üf, yok canım ne ateşi? Yanıyorsun Rukiye. Hay Allah ne yapsak ki? Abartma Orhan ya. Üşütmüşüm. Dinlenirsen bir şeyim kalmaz. Ama bir izin vermedin ki. Rukiye bu ateş falan bebeğe zarar vermesin. Hatırlasana Gümüş bebeği hamileyken doktor ateş tehlikeli olabilir demişti. Çok hastasın sen. Allah korusun oğluma bir zarar gelecek sonra. Bir şeyim yok. Çorbamı da içtim. Sakin ol artık. Yok yok olmaz. Böyle beklemekle olmaz. Hadi kalk doktora gidiyoruz. Ne doktoru? İyiyim ben. Uyursam iyileşirim. Yorgunum biraz o kadar. İnat etme Rukiye. Ne diyorsam o. Doktora gidiyoruz. Bir şeyin yoksa yoktur zaten. Ne kaybederiz ki? Ben hiçbir yere gitmiyorum Orhan. Uyuyacağım. Sabaha da turp gibi olurum. Of Rukiye ne laf anlamaz şeysin ya. Çocuk gibi doktordan mı korkuyorsun şimdi de? Orhan! Rukiye! 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 Rukiye ne oldu sana? Rukiye! Uyuyor görmüyor musun işte oğlum? Derin derin uyuyor çocuk. Hem ne bu böyle bu saatte? Uyuyan çocuğun uykusu bölünüyor muymuş hiç? Ama... Aması maması yok. Hem banyo yapıp yeni yattı. Bu havada hasta olur çocuk. Ya anne olmaz ya. Gümüş bekliyor. Çok özlemiş bebeğini. Erken gelseydi hanımefendi kusura bakmasın. Onun özlemesinden daha önemli çocuğun sağlığı. Hiçbir yere gitmiyor Melek. Hadi çık dışarı uyandıracaksın çocuğu. Hadi hadi. Son tabak tatlıyı yemeyecektim. Israrına yenildim. Ne var canım? Can boğazdan gelir. Geldiği gibi de gider ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kızım. Size de iyi akşamlar dedeciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar da burada ne işin var bu saatte? Neyi bekliyorsun kızım? Dede ben Afyon'dan yeni geldim. Geç oldu biliyorum ben Melih'i alıp gidecektim. Yani Mehmet gelecek. Melih'i alıp bizi o bırakacaktı. Aa öyle mi? En doğrusu. Bu saatte tek başına götüremezsin yavrucağı. İçeri bile girmiyorsun yani öyle mi? 7 kat yabancı gibi kapılarda bekliyorsun. Aferin sana kızım. Olur mu? Ben sadece bu saati rahatsız etmeyeyim dedim. Mehmet'ten rica ettim. Herkes uyumuştur diye düşündüm. Bu saatte ne uyuması kızım? Bahane bunlar. Bize bir merhaba demeye erinir olmuşsun. Ayıp değil mi kızım? İyice edebinizi şaşırmışsınız. Dedeciğim benim kötü bir niyetim yoktu. Ne olur yanlış anlamayın beni. Ben anlayacağımı anladım kızım. Böyle ayaküstü olmadı bu. İçeride konuşalım ne dersiniz? Sen ha? Müdahil olma lütfen Dilruba Hanım. Dedeciğim siz beni yanlış anladınız. Ben sizinle konuşmak istiyordum. Uygun bir zamanda size anlatacağım şeyler var ama çekiniyordum. Biz Mehmet'le... Ama benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok kızım. Dinleyecek vaktim de yok. Hadi Dilruba üşütmeyelim Ayaz'da.
üzerine gittin kızın. Neden böyle yaptın şimdi? Çok üzüldü yavrucak. Az bile bunlara. Günlerdir neler çekiyoruz bunların yüzünden. İyi yaptım. Oyun oynamak neymiş görsünler bakalım bunu. Siz onların büyüğüsünüz. Çocuk onlar. Anlayışla karşılamanız en doğrusu olmaz mı? Anladıkları dil buysa başka çaremiz yok. Baksana gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor ya. Afyon'dan geliyormuş, utanmaz. Yahu şimdi Afyon'da soğuktan tüylerin şemsiye teline döner. Kurur kalırsın ayazdan. Hanımefendinin her tarafı yanmış, güneşten bronzlaşmış. Hala Afyon türküsü okuyor bana. Allah Allah.